Şimdi okulda yakın zamanda gördüğümüz veya göreceğimiz büyüktür, küçüktür konusuna değinelim. Şimdi büyüktür, küçüktür sembollerini tabii ki öncelikle bilmemiz gerekiyor. Hemen sembolleri tanıtalım. Bu büyüktür işaretimiz. Şöyle noktaları çizdiğimiz zaman fark ettiysek B harfine benziyor. Yani büyüktürün B'si. Bu da küçüktür ifademiz. Yine buradan noktaları indirdiğin zaman K harfine benziyor. Tabi bu şu anlık ikinci sınıf öğrencileri için çok fazla gerekli değil. Genellikle üçüncü sınıf ve üstü öğrenciler için gerekli. Biz sadece büyüktür veya küçüktür yazacağız. Hemen başlayalım istersen. Şimdi ilk sayıya bakıyoruz. İlk sayı diğer sayıdan büyükse B yazıyorsun. Küçükse K yazıyorsun. Hemen bakalım. 37-28'den büyük olduğu için biz B harfi yani büyüktürün B harfini yazmamız gerekiyor. Bakalım 75-72'den evet büyük onun için B harfini yazmamız gerekiyor. 53-61'den küçük. Bundan dolayı K harfini yazacağız. 62-57'den büyüktür. 22 33'ten küçüktür. İlk harfe bak, ilk sayıya bakıyorsun. Sayımız büyükse B, küçükse K harfi yazıyorsun. 77 68'den büyük olduğu için B harfini yazdım. 81 87'den küçük olduğu için K harfini yazdım. Yan tarafa bakalım. 60 59'dan büyüktür. 37 32'den büyüktür. Geldim buraya. 63 81'den tabii ki küçüktür. 19 26'dan küçüktür. 49 44'ten büyüktür. 23 19'dan büyüktür 67 86'dan küçüktür k yazıyoruz 35 51'den küçüktür ve 88 90'dan küçüktür diyoruz. Hemen yan tarafı da yapalım. 54 29'dan büyüktür ve 48 35'ten büyüktür. Burayı nasıl yapıyoruz peki? Burada da büyüktür, küçüktür kavramlarını yazı olarak belirtiyoruz. Örneğin 15 ondan büyüktür diyoruz. Tekrar söylüyorum, ilk sayıya bakıyorsun. 34 40'tan küçük olduğu için küçüktür diyoruz. 50 61'dan küçüktür 29 19'dan büyüktür 47 81'den küçüktür 76, 92'den küçüktür. Otuz iki yirmi büyüktür. Otuz küçüktür.